Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. Karıştırırsan ortalamasını alırız yani. Yani bu 350, 450, 800. Güzel bir bayramdı gerçekten. Oldukça yoğun geçti. 150 binin üstünde konuk ağırladığımızı düşünüyoruz. Zaten trafik yoğunluğundan da bunu anlamak mümkündü biliyorsunuz. Ara tatile denk gelmiş olması, henüz deniz sezonunun açılmaması ve Safranbolu'nun en güzel mevsimi olan ilkbahar olmasının da bunun etkisi büyük. Esnafımızın oldukça iyi iş yaptığını, otellerimizin full dolu olduğunu bilgisini aldık. Dolayısıyla biz bundan mutluyuz. Sezonu böyle açmış olmaktan. Aslında Safranbolu'da sezon hiçbir zaman kapanmıyor. 12 ay sezon devam ediyor ama sezon düşüyor ve tekrar yükseliyor. Şimdi tekrar yüksek sezona bu motivasyonla girmiş olmaktan çok mutluyuz. Fazlaca konuk ağırladıkça tabii ki keyif alıyoruz ve tarihimizi herkesle paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Ben hala görmeyenlerin de bu vesileyle mutlaka Safranbolu'yu ziyaret etmelerini, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kent ölçeğinde korunan Türkiye'den tek şehir olduğunu, bu anlamda da herkesin görmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, önümüzde bir 1 Mayıs var. Yine 3 günlük bir tatil denk geliyor herhalde. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir tatil bekliyorsunuz? Yine yoğun bekliyoruz. Biz 1 Mayıs tatilinin de yoğun geçmesini bekliyoruz. Çünkü bu uzun hafta sonları her zaman Safranbolu'ya yarayan tatiller olmuştur. Ve yine aynı şekilde ilkbaharda olmamız, yani yine bizim en güzel zamanımız olması da bizim beklentilerimizi arttırıyor. Bununla birlikte işte peşinden gelen 19 Mayıs vesaire, biz seçimi de atlattıktan sonranın daha da yoğun olacağı kanısındayız. Bir tek seçim hafta sonunda tabii ki normal olarak biraz düşecektir. Ondan sonrasının yine yoğun geçeceğine inanıyoruz.